Herkese yeni videomdan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 1.30'a geliyor. Çorbamı yapayım dedim. Pazara gideceğim bugün. Annemi bekliyorum. Birazdan annem gelecek çocukların yanına. Şöyle yeşil mercimek pişireyim dedim. Bunu hepimiz çok severiz. Annem de öyle. Belki dedim ben yokken acıkırlarsa en azından içerler dedim. Dünden biraz dolapta zeytinyağlım da var. Öyle bugün pazar işini halledeceğim diye anneme gelir misin dedim. Çünkü kayınvalidem rahatsız, çocukları oraya bırakamazdım. O da işte gelirim kızım dedi. O gelene kadar işlerimi halledeyim dedim. Afiyet olsun. Ben iş hallediyorum. Duru bir yandan batırıyor. Yastık kılıflarını söktüm. 4 taneyi. Makine bitti herhalde. Asacağım onları. Buraları komple süpürdüm. Koltukları aldım şöyle bir makinayla. Bunu çalıştırmadım. Dikey süpürgeyle aldım ama çok terledim. Bugün böyle bunaltıcı bir hava var. Mutfağı aldım. Başka odaları almadım. Yani salonla mutfağımı süpürdüm. Kahvaltıdan sonra işte biraz işe güce verdim kendimi. Instagram'a da hikaye atmamıştım. Bir sürü mesaj gelmiş. Elifçim neredesin diye dedim. Vallahi iş yapıyorum. Bu balkonun halısını yıkadım. Bu yerleri falan süpürüp sileceğim. Camları sileceğim inşallah. Halısı dedim yarına kadar kurusun. Mis gibi yumuşatıcı kokuyor. Çok da güzel çıkmış. Kirlenmişti. Her yer temizlenecek. Şu termosifonu köşeye iteceğiz Rıza'yla. Bozulan termosifon biliyorsunuz. Atmıyoruz ev sahibinin böyle eskilerini işte saklıyoruz. Bakın orada ocağı da var. Eski ocağı kutuya koyup kaldırmıştık. Bu balkon benim ardiye gibi yani her şey var. Şöyle bir elden geçireceğim, temizleyeceğim. Bak durun ne yapıştırmış oraya. Buralar hep temizlenecek anlayacağınız. Neyse camını açtım kurusun. Benim kızlar bakın ne istediler. Bu hafta kaçıncı yapışım. Bu Azra'nın ellerini yıkamaya gitti. O Duru Hanım'ın. Bu köy eriştesine bunlar bayılıyor. Çorba için önden dedim. İstemediler. Neyse bunu böyle aparatif yesinler. Anneanneleri gelince, ben de gelince bir şeyler hazırlarız. Oh yarasın. Deniz bugün rengi düzelmiş. 2 gündür yağmur, çamur açılıyor. Ama şurası biraz açık abi. Gel kızım. Dur bir dakika dur. Hadi afiyet olsun size. Sağ ol. Kızlar karnını doyururken şöyle bir kahve yaptım. Dediğim gibi annem gelsin öyle ineceğim pazara. O da namaz kılıp gelirim diyordu. Birazdan gelir yani. Soda açtım bir tane. Vallahi yazın bayılırım kahve soda ikilisine. Şu anda beni kendime getirecek iki şey yani. Bayağı yoruldum. 1,5-2 saattir hiç oturmadım gibi bir şey. Birazcık mola sonra üstüm başımı değişirim. 3'e geldi. Annem 2.30'da geldi. Ben de hazırlandım. Biraz sohbet ettik balkonda. Anne dedim sana kolaylıklar diliyorum. Duru çünkü şımarıyor annemi görünce. O kızlarla evde. Ben pazara gideceğim. Bir de iki yere uğramam lazım çarşıda. Oraya uğrayacağım. Annem dedi acele etme. Benlik bir sıkıntı yok. Geç saate kadar buradayım dedi. İyi o zaman dedim. Gidiyorum bakalım. Hafif bir makyaj yapayım dedim ama allığımı abartmışım kız. Ben bu allığı bir tutturamıyorum. Ben çarşıya indiğim bayağı bir oldu. Şimdi kıyafet pazarına geçiyorum. Çarşıdaki işlerimi hallettim. Önce dedim oraya bakayım. Sonra yiyecek pazarına geçerim. Bayağı sıcak. Bir de emeklinin maaş günü ya. Ay çok kalabalıktır şimdi pazar ama. Aşırı bir şey almayacağım yine. Otuz beşe döktük. Kutu boyu boşalık. Kutu boyu boşalık. Ne güzelmiş şu. Giyim pazarından çıktım. Aşırı kalabalıktı. Arkadaşımın dükkanına geldim. Burada bir kahve içeceğim. Soğuk suya giderken böyle butik meleğim diye bir mağaza. Seviyorum burayı da. Şimdi kahve içeceğiz. Ondan sonra da yiyecek pazarına gideceğim. Bakalım. Vallahi yine harika ürünler getirmiş. Böyle bakıyorum ama bir şey denemeyeceğim bugün. Çok güzel şeyler var. Bakın. Şu pantolon çok güzelmiş. Şöyle. Beğendim şunu. Arkadaşımla kahve içtik. Suyumu içe içe pazara geçiyorum. Böyle su almıştım orada. Bir alışverişi yapabilsem doğru eve gideceğim. Salatalık ne kadar abla? Ne? 15. 15. Bir tane poşet... Ha, buradaymış tamam. Salatalık güzelmiş. Pazara geldik bakalım. Şöyle bir şeyler almaya başladım da kalabalık diye çok çekemiyorum. Fasulye de alacağım. Başka.
maydanoz almayacağım. Maydanozum var da. Deri şey alayım. Semizotu alayım. Dolma biber 25. Güzel görünüyor. Kabak 10 lira. Şöyle 1 kilo da fasulye alayım. Patlıcan almayacağım. Kiraz güzel görünüyor. Kiraz alacağım. Bir de muz alalım. Eve geldim. Saat 5.30. Zaten 3'te gitmiştim. Kendimi var ya dolmuşa zor attım. Yani insanlar üst üste pazarda. Yani nasıl diyeyim size? Neyse tahmin edersiniz. Biraz muz aldım. Sıcaktan artık içleri geçti dolmuşta. Kiraz aldım. Çok güzeldi. 35 liraydı. Bir 40 liralık var herhalde orada. Kabak aldım. Dereotunu baksanıza içi geçti. Eve gelene kadar. Şöyle pembe domates çok güzeldi. Taze fasulye 30 liraydı. O da güzeldi. Semizotu aldım. Sen bunu ayıklıyorsun değil mi? Evet aşkım. Bu şey yoğurtlu böyle salatalıklı salatasını yapmak için ben seviyorum. Salatalıklar çok güzeldi. 15'li kilosu. Sanırım burada 2 kilodan fazla var. Biraz dolma biber aldım. Biraz da sivri biber. Şimdi simitimiz de var. Olmazsa olmaz. Hemen çay suyu koydum. Anneme dedim hani duru kaynadı mı sana? Parka falan götürmüş onu yan tarafa. Aşırı öyle kaynamadı dedi. Biraz şımarıyor tabii büyükler gelince ama olsun. Böyle sırtlarıma ağrı geldi vallahi. Bakın pazarın girişinde 50 lira diye bunları yaymışlar böyle paketli. Bir sürü çeşit renk vardı. Şortlu takım. Dedim 50 liraya alt bile yok artık. Kaçırır mıyım? Hemen bir tane şöyle rahatlar çıkalıp aldım. Normalde medium da giyiyorum ama şortlu takımlarda dedim rahat olsun. Valla annem kumaşını da beğendi. Dedim 50 liraydı. Hatta bayana sordum hani acaba üst mü 50 lira ayrı ayrı. Yani her zaman böyle uygun bulunmuyor biliyorsunuz. Beğendim. Güzel. Yani biraz kullanayım rengi mengi atmazsa bilmiyorum o fiyata haftaya olur mu ama bir tane de şey yaparım. Azra'ya alırım. Bu dedim hatta bana olmazsa kalıbı falan değişikse Azra giyer diye düşündüm. Onun da var böyle şortlu takımlar. O kadar çok pijama var ki artık bizde. Ama dayanamıyorum işte görünce ne yapayım. Şunları göstermeden olmazdı. Alpin'den gene şöyle minnoş küpeler aldım. Çok seviyorum böyle bu tarz küpeleri. Bir de kirazlı aldım. Bak fiyatı da çok iyiydi. Kulağımda da gözlü var ya bir tane hani. Onu da Alpin'den almıştım. Ne karardı ne rengi attı. Bakın onu da göstereyim size. Hemen çıkartayım. Takması da çok kolay. Şöyle bakın. Bu da devamlı taktığım gözlü olan. Ay çok hoşuma gitti. Şu papatyalıyla kirazlı. Bir de bunları aldım işte. Valla yemeğimizi yedik. Anneannesini bıktırdı. Bıktı. O kadar çok konuştu ki. Ay Allah'ım ya. Mutfağı toparlıyorum ben de. Bir ağırlık çöktü ki. Diyorum herhalde o kalabalık yordu. Sıcak ezdi. Pazarda üst üste herkes. Bir de pazardan benim dolmuşa kadar bayağı mesafe var. Niye cumartesiyi beklemedim de Rıza'yla gitmedim bilmiyorum. Yani bazen böyle oluyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba tatlım. Ertesi günden selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mis gibi bir hava var bugün. İş güç yapıyorum. Saat 2'ye geldi. Mutfaklardayım yine. Dedim bir selam vereyim. Videoma devam edeyim. Dün çok fazla çekim yapamamıştım. Denizin güzelliğini görüyor musunuz? Bugün masmavi. Elifciğiniz ne yapıyor? Haşlanacak bir sürü yaprak var. Rıza getirmişti bunları. Arkadaşı verdi sanırım. Üzüm yaprağı çok güzel görünüyordu. İnşallah tadı anne, da güzel olur bakalım. Çok güzel koktu. Evet kokusu biraz değişik değil mi? Değişik kokuyor. Bunları dedim haşlayayım, soğusun, buzluğa kaldırayım, ziyan etmeyeyim. 3 gündür poşette beni bekliyor yani haşlanmak için. Bunlar da haşlanacak. Tek tek yıkadım aralarında bir şey var mı diye. Tertemizdi ama ben öyle tek tek yıkamayınca içim sabretmiyor. Güzeldi yani. İnşallah diyorum ya sarınca da güzel olur tadı falan. İki seferde daha haşlanır. Aynen. Çok şükür hallettim. Soğuk suyla da şokladım, böyle yaydım. Sonra poşetleyeceğim. Kaç gündür üstümde yük gibiydi. İlk izlenim güzele benziyor yaprak yani. Denemek lazım. Yine bayağı iş hallettim evin içinde. Çamaşır katladım şimdi bir sele. Dedim ki Elif bir kahve iç. Saat 3'e geldi vallahi. Bir tane de maden suyu açtım. Her zamanki gibi. Yazın favori ikilim diyorum ya. Alışınca bir daha bırakamıyorsunuz. Bana afiyet olsun bakalım. Yine buluşuruz birazdan. Ben var ya temizlik peşindeyim arkadaşlar.
Ev çok sıcak olduğu için üstüm müsait değil, video da çekmiyorum. Halıcıyı aradım. Akşam geç saatte olsa alacak ama bayramdan sonra getirecek, anlaştık. İyi dedim, hani bayramda benim evime gelen giden olmayacak. Şimdi holün halılarını falan bunun içine şey yapacağım da. Tamam anneciğim. Şöyle bir yandan da su getirdim, buraları süpürüp sileceğim elimle. Bu çok kirlendi. Salon halım aynı şekilde. Bir yandan çöpü ayarlamıştım, onu kaldıracağım oradan. Balkon halısı kurudu. Orayı temizleyip sereceğim. Ya dünya iş gördüm, öyle söyleyeyim. Bunun üstüne yatırayım da onları. Yok yok, atma, dur, ona bir şey koyacağım anneciğim. Bu küçükleri makineye atacağım. Sadece büyüğünü yolluyorum. Bir de nerede o? Salonunkini yollayacağım canlarım. Küçüğün tekini attım. Bir de yatak odası tarafında var bir parça daha. Onu da yıkayacağım. Bunlar balkonda kurur. Uzun biraz zorluyor makinayı. O yüzden böyle bunları iç içe koydum mutfağınkiyle. Bir de salon halısı var. 4 parça vereceğim. Bayramdan sonra getirecek. Dedim bayramda halısız. Salona yedek halım var da buraları artık her gün süpürüp sileceğiz yani. Bunları böyle o kadar yoğunuz ki abla diyor. Gece 1.30-2'ye kadar mesai yapıyoruz diyor halıcılar. Halılar hazır. Şimdi süpürüp silmek kaldı. Girişi, mutfağı, her yeri süpürüp sileyim. Elimle sileceğim. Villada kullanmayacağım. Günlük villadayla alırım sonra. Çünkü halı olmayacak ya buralarda. O kadar çok yoruldum ki anlatamam size. Bir saattir şu balkondayım. Ama çok uzun zamandır aklımdaydı. İç dış şu kapılar hep silindi. Camını sildim. Çok şükür çıkmayan şeyler camın kendinden bu arada. Onları da söyleyeyim. Tertemiz yaptım arkadaşlar. Ayakkabılığı sildim. Şurada çöl çöp, ıvır zıvır ne varsa hepsini kaldırdım, atılacakları. Patates soğanın içini boşalttım, yıkadım içini güzel. Camlar böyle iç dış silindi. Video çekemiyorum. Dediğim gibi üstüm müsait değil. O kadar sıcak var ki. Bu tarafı düzenledim. Burası bizim ardiye. Yani fazlalıklarımız burada arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok dediğim gibi. Şunların içleri de dolu. Sofra bezini yeni yıkamıştım. Oraya katladım, koydum. Duru böyle bir şeyler yerken seriyorum. Gözümün önüne koydum. 2 tane yedek su var, böyle şey su. Olur ya, sular gider falan. Yedek tüpüm orada. Orada patatesim var birazcık. Güneşe koymadım bu tarafa da, kapının arkasına koyayım dedim. Çok güneş vuruyor buraya. Termosifon şurada ortadaydı. Bir güzel temizledim onu. Arkaya ittim. O şunların arkasını hep sildim. Yani silinmedik. Dip köşe bir yer kalmadı burada. Duru elizi yapma sakın şunları, tamam mı anneciğim? Kapıyı da sildim. Ay içime sindi yani. Halısını serdim. Bakın yerlerini sildim. Vallahi çok şükür burayı hallettim ya. Saat 6'ya geldi arkadaşlar. Hatta 6'yı geçti. O kadar çok yorgunum ki. Üstüm başımı değiştirdim. Duşa girecektim. Duru'ya ben öğlen söz verdim. Seni dondurma yemeğe götüreceğim işlerim bitince diye. Çünkü çok gürültü yapıyordu. Bir de beni rahatsız ediyordu yani iş yaparken. Ben de böyle her yeri kaldırınca işim gücüm bitsin, mola vermeyeyim istiyorum. Her neyse. Deminden beri ağlıyor. Sen beni kandırdın, söz verdin, getirmedin diye. Şimdi onu sahile götürüyorum. Şuralarımda sanki var ya 10'ar kilo yük var. O kadar yorgunum ama ikna edemedim. Yarın söz seni gezdireceğim doya doya dediysem de ben ona laf geçiremedim. Dedim o zaman kızım ben yemeğimi yiyeyim. Taze fasulyem vardı. Ayran yaptım buz gibi. Çünkü elim ayağım titredi az önce, yani öyle söyleyeyim. Nescafe içmiştim. O biraz iyi gelmişti. Bir de şey atmıştım ağzıma, çerez atmıştım. Onlar bana iyi gelmişti ama şimdi ayranla taze fasulyemi yiyeyim. Ben çarşılarda yemek yemem ama ona ne istiyorsa yediririm. Çarşıdaki sahile gidiyoruz. Dondurma yemek istiyor, simit yemek istiyor, dolaşmak istiyor. Sırf söz verdim diye bugün bana yapmadığı kalmadı. Öğlen nereden öyle bir şey söyledim rahat dursun diye. Unutmuyor bir şey yani, asla unutmuyor. Neyse giyindim üstümü, normal kotumu geçirdim üstüme, tişörtümü geçirdim. Biliyorsunuz askılı giyemiyorum bu ara, kollarım tam düzelmedi. Soranlar var, ilaçlar evet söndürdü. Ama kollarım tam düzelmediği için güneşe maruz da kalmasın diye, tamamen geçsin diye askılı falan artık giymiyorum şu sıra. Öyle saçım başım bakın toparladım. Ördüm. Gelince zaten onu da kendimi de duşa girmemiz lazım. Dolaştıracağım biraz. Hava alsın, ne yapayım. İkna edemedim yani. Öyle bakalım arkadaşlar. Yarına da biraz iş bıraktım. Bu arada yemeğimi yiyemiyorum. Sizle azıcık konuşayım derken. Bugün yüzde gelemedik ya. Dün annem geç gitti benden. Videoya devam etmedim.
Oturduk, yemektir, çaydır falan filan. 9 falan mıydı gittiğinde? Belki 9'u geçiyor muydu? Her neyse. O yüzden bugün devam ediyorum videoya. Konuşasım varmış, öyle söyleyeyim. Yarına da iş bıraktım. Yarın da koltuklarımı silesim var. Bugün şu balkonu falan hallettim. Bir dünya iş gördüm ya. Halıları da paketledim. 8'den 9'dan sonra almaya gelecekler. Rıza o zamana kadar gelir zaten. Ben yokken gelirlerse verir halıları. Anneler gün çok oldu geçelim. Mutlu musun peki? Bu saatte beni çarşıya indirdiğin için. Evet. Şu an anne çiçeğimi. Çarşıya indik bakalım bu saatte. İlk dondurma mı yemek istiyorsun, simit mi? Tamam, şu o zaman ileriden sana dondurmanı alalım. Allah Duru'cum, yorgunum ama bak senin için geldim, görüyor musun? Neyse, akşam saati iyi oldu. Öğlen sıcağında inmedik en azından. Ama öğlenden beri susturamadım Duru'yu yani, o derece. Neyse. Çok güzel. Baksana, mis gibi. Kavuştu dondurmasına. Hadi sahile inelim. Gel bakalım. Ben almadım. Ben yemeğimi yedim zaten. O bana yeter. Ayran içmiştim. Düşürme ama bak. Düşürme anneciğim, tamam? Şurada dinleneyim birazcık. Oturalım bir yere Duru'cum. Ben de dinleneyim. Neyse, onun da gönlü oldu. Çoğu işimi de hallettim ama bugün böyle yorucu bir gündü gerçekten. Sahil de ne güzel. Her zamanki gibi. Düşürme anneciğim. Kenarlarından yersen. Ondaki mutluluğu görseniz deminden beri. Bu yaz buralardayız, anlaşıldı. Oh, iyi geldi vallahi bana da. Birazdan bir çay yaparım. Çay keyfi yaparım. Çay yaparım diyor. Ya da bir kahve alırım. Dur, iyi ki bu sahili yapmışlar değil mi kız? Hı? Atma, düşürürsün, oralara sürme. Sırada simit var. Hadi gel. Simiti aldık. Simitçi geçiyordu. Rıza'cığım aldı bizi. O da işten çıkmış. Duru'nun da gönlünü yaptık. Şimdi eve gidiyoruz artık. Benim pilim bitti çünkü. Rıza, senin bu kızın laf anlamadı. Bu da bu. Neyse ki inşallah bu saatten sonra sesi çıkmaz diye düşünüyorum. Değil mi Duru? Susturacaksın değil mi? Bak, hiç söz veriyor mu? Duru. Hiç söz vermiyor, görüyorsun da. Niçin durun? Saat 9.30 geçti, biz geleli 1 saat oldu arkadaşlar. Rıza bizi aldı çarşıdan. Onun da tam çıkma saatiymiş. Bu ara kep törenleri var üniversitelerin. O yüzden 8'de falan çıkıyor. Geç çıkıyor yani. Her neyse, Duru Hanım'ın da gönlünü yaptım. Ama o kadar yorgunum ki gelir gelmez hemen üstümdekileri çıkarıp şu ev kıyafetlerimi geçirdim ama birazdan kendimi suyun altına bırakacağım artık. Biraz dedim dinleneyim dedim. Kötüydüm gerçekten. O kadar çok hani çekmediğim iş yaptım ki, videoya çekmediğim. Bir anda kaldırıyorum ben her yeri. Öyle bir huyum var. Bir anda geliyorlar bana falan, her neyse. Yarına da iş bıraktım tabii ki. Yani yoruldum. Küçük hanımı memnun ettim. Azra gelmek istememişti. Aradım onu da giderken. Hani istiyorsan böyle bir sahile, hani dondurma yemeye, simit yemeye gidiyoruz. Gelmek ister misin kızım? Yok anne, gelmeyeceğim. Babaannemle dedi erişte makarnası yaptık dedi. Meşhur erişte. Biz dedi balkonda erişte yiyoruz. Gelesim yok dedi. O üşeniyor sıcakta. Bir de Duru'yla diyorum ya, anlaşamıyorlar. Her neyse, gittik geldik işte. Hatta Teddy'ye uğradık. Westlife AVM'ye gittik. Teddy'den buna böyle bikini altıyla bikini üstü aldım. Çok hoşuma gitti. Teddy'de fiyatlar uygun oluyor biliyorsunuz dışarıya göre. Çok yakıştı ona. Neyse, onu artık sonra gösteririm. O çoktan açtı onu falan ama. Başka da bir şey almadım. Markete uğradım. Suyumuz falan bitmişti. Su aldık. Tereyağım yoktu. Peynirim yoktu derken yine bir iki bir şey aldım. Öyle diyorum ya, bu koltuğa attım kendimi. Taze kahve çektirmiştim. Duble kahve yaptım şöyle. Şimdi birazdan da işte bir duş alırım, pijamalarımı geçiririm, artık dinlenirim. Bu videoyu dedim kapatayım.
Yarın da Allah nasip ederse koltuklarımı falan silerim. Salonun camını silerim. Yarın da bu salon kısmındayım. Halıcı gelmedi. Bu saatten sonra gelmezler herhalde. Geç saatte olsa alacağım demişti ama bayramdan sonra getirecek zaten. Ben onu göze alarak veriyorum. Önemli değil dedim. Yarın sabahtan alır. Ben hazırladım, oraya bakalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Temizlik yapanlar vardır aranızda. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Ama çocukla yapmak zor gerçekten. Bugün diyorum ya, çok bunalttı beni. Böyle hani kurs murs etkinlik bir şey de yok buralarda. Biz soruşturduk. Bugün biri yazmış hatta yorumlarda, Azra'ya ya da Duru'ya işte hani yazın versen bir yere diye, ama yok. Yok yani. Yüzme kursuna ver demişsiniz Azra. Yüzme kursu o kadar uzak ki. Geçen sene ben gittim ya, biliyorsunuz özel ders almıştım yüzme için. Kilimli'de. Birinin getirip götürmesi lazım arabayla. Yoksa Kilimli bize bayağı mesafeli. Ancak Rıza hani götürecek, getirecek. O da yaz sezonunda mümkün değil Rıza'nın sürekli gidip gelmesi. Geçen sene ben onun boş zamanlarında gittim, öyle söyleyeyim. Özel ders almıştım da akşam saatlerini tercih ettim yani. Çocuklar için yüzme saatleri ya da işte ders saatleri farklı oluyor sanırım. Bir de uzak yani, yakında bir yerde değil. Öyle, yoksa bunlar için hani düşünmüyor değilim ama anne, bulamadım. Söyle anneciğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Söyle. Arkadaşlar iyileşeceğiz. Sen de iyileşeceğiz. Yarın bana kaynamayacağına burada söz ver ablaların önünde lütfen. Söz arkadaşlar, çok seviyorum. Tamam. Burada veda edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.